القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Asrarul-Uzama deb nomlanadigan darsimizga xush kelibsizlar. Bu darslarimizda tarixi islomiyaning ulug' shaxsiyatlari bilan tanishib chiqamiz. Hozirda yoshlarimiz mana shu ulug'larimizni hayotini bilishlikka, ularni tanishlikka juda ham muhtoj. Ana shu ulug'larimizni ayrimlarini ismini eshitganmiz, ayrimlarini ismini ham eshitmaganmiz. Ismlarni eshitganlarimizni ham faqatgina ular haqida ozgina ma'lumotimiz bor. Masalan, Ibn Sino kim bo'lgan desa, tabib bo'lgan, filosof bo'lgan bo'ldi. Uyog'ichi, uyog'ich narsa yo'q. Bugungi qahramonimiz, birodarlar, bugungi darsimiz Abu Ali ibn Sino haqida. Bu kishi haqida nimani bilamiz? Jahon fan taraqqiyotiga ulkan hissasini qo'shgan O'rta Osiyolik ana shunday bir buyuk qomus olimi, g'arbda Avitsena nomi bilan tanilgan Abu Ali ibn Sino. Biz ibn Sino deb bilamiz. U kishini to'liq ismi Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sino. Bu kişi 370 hijriy yili Safar oyida Buxoroga yaqin bo'lgan Afshon qishlog'ida dunyoga keldi. Bu milodiy yilga 980 yilga to'g'ri keladi. Avvaldan aytib qo'yaylik, bu kishi 60 ga kirmagan ekan. 60 ga yetmagan, ammo tarixda nomi qoldi. Nimasi bilan? Ibn Sinoning otasi va uni akasi Zalovatga ketgan Ismoiliya toifasiga mansub bo'lib ketgan edi. Bu islom aqidasidan, sof aqidadan chetga chiqib ketgan Ismoiliylar. Ammo Ibn Sino ularni bu ishiga rozi emas edi. Ismoiliylar islomdan adashgan toifa, bularning ishiga qarshi bo'lgan edi. Aytardiki, men ularda aytayotgan gapini eshityapman, nima deyayotganligini tushunib turibman, lekin qalbim bunga rozi bo'lmaydi derdi. Ibn Sino 10 yoshigacha birodarlar Qur'onni yod olib bo'lgan edi va arab tili, nahv ilmlarini o'rgangan edi. Keyin tabobatni o'ziga tanladi va umrini mana shu tabobat ilmiga sarf qildi. Yana bir kere aytamiz. Kishi o'zi uchun bir sohani tanlaydi va asosiy kuch-quvvatini, mehnatini, e'tiborini mana shu bitta sohaga burishligi kerak. Ha, albatta boshqa ilmlardan ham xabardor bo'lishi zarur, lozim. Lekin bitta sohani tanladimi? Shuni oxiriga yetkazishlik kerak bo'ladi. Ibn Sino tabobatga oid kitoblarni o'qishga kirishdi va qisqa muddat ichida odamlarning orasida mana shu tabobat ilmida ko'zga ko'rindi. Ibn Sino aytardi, "Bunqa qisqa muddatda odamlardagi ko'zi ko'rinib qolganligimga hayron bo'lmaslik kerak. Chunki tabobat qiyin ilm emas" derdi. Bu qisqa muddat ichida ko'zga ko'rinib qolganligimga hayron bo'lmanglar, chunki tabobat qiyin ilm emas. Meditsina qiyin emas ekan. Ibn Sino uchun bu fan qiyin emas ekan. Ha, buni qiyin emasligini mana shu meditsinskiy fakultetda o'qiyotgan talabalardan so'rang. Ana shu tabobat fakultetida o'qiyotgan talabalarning ishi bilan boshqa fakultetda o'qiyotgan talabalarning ishini taqqoslab ko'ring. Lekin Alloh taolo bu kishiga g'ayrioddiy zakovat bergan, mana shunday bir yosh bo'lib turib, tabobatda o'zini yurtida ko'zga ko'rindi. O'zini kuchli zakovati bilan tabobatni oson o'rgandi. Shu paytda yoshi 16 deydi. 18 ga kirmagan bola tabobatdagi ustozlardan biriga aylandi. Nimasi bilan? Telefon o'ynash bilan emas bolalar. Internet tayda o'tirish bilan emas, kompyuter o'ynab serial ko'rish bilan emas, kitob o'qish bilan. Ko'p aytayapmiz, hammasi kitob o'qiganini gapiramiz. Endi domla u paytda telefon bo'lmaganda, kitob o'qishganda deysizlar. Hozir ham kitob bor birodarlar. Xususan mana talabi ilmlar qaysi fakultetda o'qishdan qat'i nazar o'ziga bir vazifa qo'ysa bo'ladi. Bir yilda mana shu o'zimi sohamga tegishli 20 ta kitobni o'qiyman deb. O'qimasam monchashtiraman. Yoki o'qimasam monchaga ro'za tutaman. Bir nazr qilib qo'ysa bo'lmaydimi shuni? Masalan, o'qimasanglar ham o'tdi bir yil, to'g'rimi? Mana o'quv yili tugadi, studentlar. O'qisanglar ham o'tdi kun, o'qimasanglar ham o'tdi. 16 ga kirgan bola tabobatda Buxoroda ko'zga ko'ringan kishilardan bo'lib yetishdi. Ibn Sinoning ilm sohasidagi dastlabki ustozi Abu Abdulloh Notili edi.
O kişi faylasof, mantık ilmini sahibiydi. Halk arasında o kişinin lakabı mutafalsif, yani falsafacı degen lakabı barıdı. Notilinin kolunda ilim ve mantık, mantık ilmini, handasanı, falakiyatını örgendi. Bazı falsafi masalalarda kısa müddette ustazını özüp gitti. Keyin müstakil özü kitap görüşlüydü başladı. Falsafa ve mantık boyunca. Onun ustazı Abdullah Notili İbn Sina'daki iktidarını, kabiliyetini körgeneden keyin otasiga aytdi. Bu bala ilimden başka nasıl bilen şugullanmasın. Hakikaten undagi iktidarını ustazı gördü. Otası oğlu İbn Sina'ya kerak bo'lgan hamma sharoitni qilib berdi ve fakat bu kişi ilim bilen şugullandı. Bu kişi tinmasdan mutolaa qildi, tabobatdan tashqari başka ilimlerini ham o'zlashtirdi. Optika deyilyapti, kimyo, fiqh kabi fanlarni o'qidi. Xususan tabobatni o'rgandi ve qayta aytyapmiz, ko'proq diqqati mana shu tabobatga qaradi. Ama tabobatni oson o'rganganligi bilan falsafani o'rganishi oson bo'lmadi. Subhanalloh, Alloh taolo insonga har xil iqtidor bergan. Bo'lmasa bu shu kalla, o'shi zehn, lekin bitta ilm kallasiga kirmayapti. Kullun miyasanın limahuli khalah degenler Resulullah, her bir kişi için, o için yaratılgenlerse o son buladı. Mesela siz tıl örgü namıysız, ama matematikada küçülüysüz. Buladı. Ya ki, onu tezkarısı. Bu kişi falsafanın örgünün şeyi kıyım buladı. Özü hakkı da itadı. İlim ve kıraatını örgündüm. Mantıkını ve falsafanı, hamma cüz kısımlarını tekrar okup çıktım. Şu vakitte, bronta keçeni tolalı geçiyor kula gelmezmen. Kündüzlere ilimle şugulan aradım. İmkanı yetkene çebal kitapla toplu aradım. Men üçün Arastu'nun Ma Varat Tabi'ye kitabı şunuşum cüda kıyım buldu. Metafizike kitabı. Eğer şimdi bu tercüme kısak, tabiatını ortada ginerse degeni. Arastu'nun bana şu kitabını şunuşum kıyım buldu. Kırık madde okudum, lakin düşünmedim. Düşünüşlüden ümidim üzüldü deydi. Sonra Farabi'ni bana şu Fi Ağraz-ı Mabadat Tabi'ye kitabını okudum, metafizikanın maksatları hakkıdaydı, şarkını. Keyin düşündüm deydi. Karin, Farabi bu falsafa için yer alın adam deydi. İbn Sina 40 madde okup düşünmeyen insanı, Farabi bir madde okudu, düşündü ve şarkını yazıp koydu. Çünkü bir sahada aklı izletmesi buldu mekallam, tupu oyken de bir makması dikereyken, çoğaması dikereyken. Atkamız o. Mektepte okuşu zor olmasa balayızı, Hunar gibi edin. İhtimal Hunar'da bir tensiz bir usta bolu yetişer. Çünkü ballarımızda mektepte okuşluk, yakışı boğmasıyla kömüp koymayla evladı ümidini. Meyli mi? İhtimal üyattırıp koyarsınız bilen bizi. Farabi falsafa için yerel gendiydi. Bir madde okup düşündü, şarham yazdı. Kays kitap ya? Arastu'nun kitabı ya? Yani onu 40 madde İbn Sina okumlu makama geldi. Düşünme geldi. Demek bunga bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, mana shuncha xazoga o'ti bilan tushunmadi, chunki u kishiga bu narsa berilmagan edi. Ibn Sino aytadi. Biron tibbiy masalani hal qilishda ikkilanib qolsam, yechim topolmay qolsam, masjidga shoshilar edim. Nimaga? Hamma narsani xoliqi, mushkilamni hal qilib bergunicha, qiyin narsani yechib bergunicha tinimsiz unga duo iltijo qilar edim. Qayqa borardikan? Hozirchi, imom doktor deydi, Alloh xudo deyapti, balam qara deydi, hali eski enalarimiz. Hozir hammasi Alloh xudo deydi, alhamdulillah. Chunki doktor desa, medik desa, tabib desa bu ateist bo'lish kerak edi-da. Amma yoki amaki, shifo Allohdan. Biz faqat sababmiz, duo qiling, namozda so'rang, biz ham duo qilamiz desa, hali tabib duo qilsa g'alati-da. Bu kişi ruhaniyatını aileliğini köreyim. Ne maksam ki, kimge varsam ki, maçitke keli yaptı. Maçitke. İbn Sina'nın ruhaniyatı bana şunu diyor, âli insan idi. Halkança ilimli bulmasın, halkança geni bulmasın buradalar, adam balası barbar bende. O aciz, o zayıf. Bilgen nasıl yazayım, tilizge kemik kalışlıge, tez tez bulup duradı mı? Tilim üçlü tutup da etme yapan diyorsunuz. Mada turuttu. Ne maklamıyorsunuz? Çünkü her bitti işimizde buradalar tevekkül ta Allah deyişliğimiz gerek. Allah'a tevekkül. İbn Sina aytadı. Üyümge keşkirgende kaytı borup, aldımge çırağını koyup, kitap mutalası bilen, ya ki yazış bilen ben bularadım. Eğer çarçap kessem,
Ya uykum kelib ketsa, o'rnimdan turib borib, biror bir ichimlikni ichardim-da, o'zimga quvvatim qaytgandan keyin o'tirib yana davom etardim. Ya'ni bir tunni tolalarigacha uyqu bilan o'tkazganmasman. Ya'ni uyquga berilmaganman degan. Agar talib ilm birodarlar, qaysi sohani talib ilmi bo'lmasin, o'zini nafsini mana shunday bir jid bilan mahkam ushlamasa, bir narsaga albatta erisha olmaydi. Ibn Sino xayr ihsonni, sahovatni yaxshi ko'radigan kishi edi. Odamlarning orasida ozgina bir nomi chiqib qolganidan keyin tabib deb. Odamlarni bekarga davolar edi. Ham tajriba, ham xayr ihson. Ilmini nimasi? Ihson. Hunarini ihson. Tabiblar davolamay qolgan ayrim bir bemorlar bo'ladigan bo'lsa, muolaja qilardi olib kelib, davolardi bepul. Ana shu paytdagi amirlardan biri Mansur ibn Nuh as-Somoniy, Somoniylarning amirlaridan, Buxoro amirlaridan. Uni bir dardi bor edi, hech qaysi tabib davolayotgan edi. Ibn Sinoni mana shu shaharda atatilib, aytilib nomi chiqib qolganidan keyin uni ham taklif qilishdi. Ibn Sino keldi-da, mana shu Abirning dardiga shifo topishlikka muvaffaq bo'ldi. Mana endi Ibn Sinoning oldida juda katta eshiklar ochildi. Bu yosh tabibni oldida imkoniyatlar kattasi ochildi. Mansur ibn Nuh Ibn Sinoni o'ziga yaqin qildi. Somoniylarning kutubxonasi o'sha davrda butun O'rta va Yaqin Sharqdagi eng katta va boy kutubxonalardan sanalardi. Ibn Sinoga eshiklar ochildi, endi tinimsiz mana shu kutubxonadagi kitoblarni mutolaa qilishlikka kirishdi. Shunday qilib bu kishiga mana aytayapmiz. Qarang-da, nimasi bilan tanildi? Reklama bilan emas, PR bilan emas, like bilan emas, ilmi bilan, mehnati bilan, xayr ihsoni bilan, sabr toqati bilan. Mashhurlik quvilmaydi, ukalar. Mashhurlik sizni topib keladi, agar shunga loyiq bo'lsangiz. O'zi musulmon odam mashhurlik quvmaydi. U oldiga intila olmaydi. Agar shunga loyiq bo'lsa, Alloh taolo shu mashhurlikni berib qo'yadi. Mana bu kishi mashhurlikni quvmadi, yoki 21 asrda vabosi bo'lib mashhur bo'lishi, birodarlar. Buni ko'p gapirdik. Endi Mansur ibn Nuh vafot etdi. Uni o'rniga o'g'li Nuh ibn Mansur as-Somoniy o'tirdi. Bu o'g'li ham Ibn Sinoga katta bir inom, inoyat, muruvvat ko'rsatdi. Tirishchiligi, yashashi bekami ko'z bo'lib qoldi. Demek ki ilm bilan shug'ullanishlikka katta imkoniyat ochildi. Va mana shu qornini to'g'ligi, jonini tinchligi, tirishlik tashvishidan uzoq bo'lganligi Abu Ali ibn Sinoni ilmida o'zini aksini topdi. Juda ko'p ishlarga u kishi imkoniyati bo'ldi, juda ko'p ilmiy kashfiyotlarni qildi. Mana shu narsaga birodarlar, savdogar aka-ukalar, ahli davlatlar e'tibor qilishlik kerak. Ya'ni ilm bilan mashg'ul insonlar, talib ilmlarga ta'lim berayotgan ustozlar, bular tirishchilik tashvishini qilmaslik kerak. Ularga bu masalada ko'mak ko'rsatishlik kerak. Maktab o'qituvchilariga ham birodarlar. Maktab bizdan pul so'rayotgan bo'lsa, uyataylik. Maktabda, muallimlarda, ahli ilmlarda qo'llashlik kerak. Birodarlar, agar shunday qilsak, yurtni, xalqni yuksalishiga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Xalq orasida ilmli bo'lishlik, ilm bilan shug'ullanishlik bizning tilda modniy bo'lgandan keyin shu yurt o'sadi. Bitta Nobelski premiya olgan ham chiqib qolsin shahrimizdan. Chunki zo'r-zo'r iqtidorli bolalar bor, ularga biroq qaramaydi. Ibn Sino kimiya, matematika, hendasa va boshqa ilmlarda ham faoliyat olib bordi. Bu kishining ayrim kitoblardan aytamiz, kitoblari birodarlar 400 tadan ko'p bo'lgan. Muxtasar al-Awsat fil mantiq kitobi, al-Mabda wal Ma'ad kitobi, Arsadul Falakiyya kitobi va u kishining eng katta va eng mashhur kitobi bu tabobat ilmida yozgan kitobi al-Qonun. Qoraxoniylar 999 yil Buxoroni zabt etib, Somoniylar davlatini ag'dargandan keyin Ibn Sinoning hayotida ham tashvishli kunlar boshlandi. Chunki taxtini oldirib qo'ygan amirga yaqin bo'lganligi uchun bu kishini ham qomashdi. Vaholanki ilm kishisi edi bu kishi. Qomashdi, keyin u kishi chiqdi qomoqdan. Chiqdi-da, lekin baribir orqasidan qidirilib yurilganligi uchun o'zini do'sti Ibn G'olib Attorning uyida turdi. Birodarining uyida majburiy o'tirishlik davrida juda ko'p kitoblarni ta'lif qildi. Ko'chaga chiqa olmaydi. Qidiruvda bo'lishiga qaramasdan, mana shunday qiyin holatda bo'lishiga qaramasdan bekor o'tirmadi.
Kitap yazdı, kitap yazdı, kitap yazdı. Çünkü bu kişiler hayatını avvalada okuyan, toplayan, okuyan, toplayan, yine hayatını bir müddet ekeyen de toplayan esasını taşkarıya çıkarken. Biz geçi, hazır Srebrenica statistiki bitti, ortaçı adamı koluya, rüşkör bulan, kogazlı verip, diktant yazdır siz. Çünkü savatsız olup gittik, savatsız olup gittik. Bu derslerimizden etmakçı bugün kulasamızı yığındısak eyle, ilimge kareyelik. Balamızda ilim olsa onge sarpleyelik. Eğer yanımızda adam olsa, balamızda olmasa onge sarpleyelik, kareyelik. İlimge kayteyelik buradalar, ilim bile yükselemez. Bana o kişiyle otken ege 900. yılda tokulgen olsa, kança yaptı? 1100 yıl yaptı mı? 1100 yıldan beri ismini megeteleni yaptı. İlmi için. İlmi için, pulu için, çırağı için, sapkoyen, imaratı için, kıyan, toyu, mingen, maşinası üçünmez. İlmi için. İbn Sino, toskılarda olduğu da tohtap koladığın adammasıdır. Mena şu nerse, hemen ulu ulu insanlarda hayatı da köremiz. Muamma çıksa, müşküle çıksa, çat kolun kötü taslını koyanmaz. İmam-ı Nevavi'de ettik, tırışçılık cüda ağır boyan. Bir ayda bir göç yeredi, iki haftada bir göç yeredi. Madrasanın kiçkine gene bir hücresi de kültürçiliği yutkizerdi. 45 kere ölgen idi bu adam. 45 kere. Abdülkadir Cilani'ydi bana keçesi kuvvetleştik. Sudan okup geri adıken yegülü inasını alıp yeredi. Peygamberimizin zürriyatıdan boyan kişi. Yırtık yamak kıyımlardı ki yürerdi. Haraba yürerdi, tamlar geçip tünerdi. Lekin kolunun makamasıydı, taslim bulup şuruvamasıydı. Bizi zamanımızı harap durup adamlardı bir sabırlığını köresiydi. Az gene bir kınçıyla okuyordu. Şap okuş taşı varken. Damlası bir madde katı yapıp olsa, şey orasılar kemiğe koyuyken. İbn Sino ikinci derecelik nersanı, ikinci sort nersanı yakış görmesidir. Abu Mansur Cibahi ile Nahu ilmide, Arap dilinde baksılıp oldu. Baksılıp oldu, yengilip oldu. Cibahi, lügat ilmide küçülüyken. Yani İbn Sino bunu kömmüydü, bunu razı olmuydu. Kendi kılıp mağlup olup olamam, kendi kılıp pas gelemem bu masalada. Dedi de, 3 yıl fakat Arap dili bilan şugullandı. 3 yıl fakat lügat ilmi bilan meşgul oldu. Neticede Arap dilini en kadimi bir nazik, garip sözlerini okup o'rgandi. Ve bana şu 3 yıl içinde 3'te kaside yazdı. 3'te kitap yazdı içinde kaside Arap dilinde. Kasidesi var 3'te kitap yazdı da şu eski kadimi sözlerden içine yazdı. Bir varakka ana şu kasidelerden bittesini köçürüp durup kadimi, garip sözleri var. Halim üstüki su septi. Höl bugünekin kuruttu. Yine su septi, kuruttu. Aptayı koydu. Hulas uzak. Yani kadim ki varaklar yokuşak kaldı. Ken padişahı huzurge kirgizli mektuptu. Cibahi şu yerde oturgen idi. İmam İbn Sina diyen gibi koygen. Padişah uzatıp durup bu tırşı nasıl alın da hani oku bize şahla birinci doğdu. Bismillahirrahmanirrahim. Asıl olan uzama, uğurların sırları da normal gelersimizi. Ve ki ayıttı bunu özü yazıyor. Yani etmişim o yanımız İbn Sino daim yukarı nesane intilip yaşayacak. Himmeti oğlu boya, ikinci sort nesane kömme gel. Kişinin iktidarı, akli imkanatları hakkında. Şu adı gönce olmuş prinsip suçlu olduk. Bana yani dünya pazarında, ümmetlerde orası da kare diyen bahsiz, biz pahalda durup biz özü. Abu Ali İbn Sino'nun ilakabı, Şeyhur Reis. O kişi astronomiya ilmini ham yaxshi ko'rib o'qilgan da 8 yıl şu ilim bilan mashg'ul bo'ldi. Mana şu ilimga oid bo'lgan kitoblarni o'qidi, xususan Ptolemeyni va boshqa olimlarning kitoblarini o'qidi. Va juda qisqa muddatda mana şu astronomiya ilmiga atab yozilgan Al-Insof fil Arsod kitobini yozdi. Ya'ni astronomiya da ham ilimga ega bo'lgan va kitob yozgan. Demek ilim ketidan ilim o'rgangan. Bitti ilim bilan to'xtab qolmagan, hamma ilimlardan kerakli miqdorda u kishida bo'lgan, lekin asosiy ishi baribir tabobat edi, meditsina edi. U kishini qilgan mana tabobatga taalluqli bo'lgan kashfiyotlari, ilmiy izlanishlari juda ham ko'p, ayrimlarni o'qib o'tamiz. Ibn Sino birinchi bo'lib kasalni bir odamdan ikkinchisiga yuqishligi haqida so'z ochgan edi. Kasalni yuqmaydi deb ishonadi u davrdagi odamlar. Diabet, sahr. Diabet kasalligini u siydigini holati shu jumladan undagi shirinlik moddasiga qarab tashxis qiladi. Diabet kasalligida siydikda qand moddasi bo'lishini 1775-yilda ingliz olimi aniqlagan edi. Ya'ni bularning kashfiyoti bo'lib ketdi, lekin o'zi asli bu ingliz olimidan 700 yil avval
Abu Ali ibn Sino bu haqiqatni kashf qilib qo'ygan edi. Tabobat tarixida birinchi bo'lib ibn Sino vabo bilan o'latni o'rtasini farqlab bergan edi. Meningit, oshqozon yarasi, sariq kasalligi, plevrit, mohol, zahm, qizamiq, suv chechak, kuydirgi kabi kasalliklarni belgilashdi va ularni kechish jarayonini puxta qilib tasvirlab bergan edi. Quturish kasalligini ko'rinishlari, uni yuqumli xarakteri, bemorning bu kasallikdagi holatini juda to'g'ri aniqlab bergan edi. Keyin 1804-yilda, 800 yildan keyin Yevropalik olim Tsinke quturgan hayvonning so'lagi yuqumli ekanligini tasdiqlagan edi. Qaraylarda yangi har qanday narsa yaxshilab unutib olgan eski narsa degan gap bor. Tushunali bo'ldimi? Avval bu narsa bo'lgan, yaxshilab esdan chiqarib oldik, buni yangilik qilib kashf qilib kelishdi. Abu Ali ibn Sino ulardan 700 yil, 800 yil burun bu narsani kashf qildi, lekin siz bilan biz buni ko'tarib chiqmaganligi uchun g'arblar bizni kashfiyotni ko'tarib chiqdi, nima turibmiz bu yerda? Yelka suyagini chiqishini oddiy bosish yo'li bilan davolash degan ibn Sinoga tegishli, hozirgacha mana shu uslub Avitsena usuli deb ataladi. Umurtqani qiyshayishini ibn Sino o'zi ixtiro qilgan yog'och moslama yordamida tuzatgan. Bu usulni 15-asrda fransuz tabibi Kalo yana qaytadan kashf qilgan. Yana qaytarib aytayapmiz, bizni bobo kalonimiz kashf qilgan narsani biz o'rganib olib chiqib taqdim qilmadik xalq xaloyiqqa, dunyoga, boshqalar kashf qilib. Yana u kishini qilgan kashfiyotlardan bittasi suyaklarni gipslash usuli ham ibn Sino tomonidan keng qo'llangan. Lekin keyinchalik bu uslub esdan chiqib ketgan. Yevropalik tabiblar tomonidan 1852-yilda yangi ixtiro sifatida olamga taqdim qilingan. Jarrohlikda anesteziya masalasiga alohida e'tibor bergan. Haligi og'rini sezdirmaslik uchun ishlatiladigan narsa anesteziolog deydi. Anesteziologiya bo'yicha Ibn Sino katta e'tibor bergan shu masalaga. Buning uchun u afyun, mingdevona, nasha va hokazo narkotik ta'siriga ega bo'lgan dorilardan foydalangan. U kishini ishlaridan yana bittasi kasallikni davolashda Ibn Sino shaxsiy gigiyenaga alohida e'tibor berishligini ta'kidlagan. Hamda uyquni tartibga keltirish va jismoniy mashqlarni ahamiyatini katta ekanligini uqtirgan. Nimaning ahamiyatini? Sportda. Mana Ibn Sino'da hikmatlarini ham o'qib beraman suhbatimiz oxirida. Hozir mana ayni mana shu sportga taalluqli, jismoniy mashqlarga taalluqli bo'lgan ayrim hikmatlarni o'qib beraman. Bu tabiblarning tabibi, tabiblarning ustozi sport haqida nima deyapti? O'z vaqtida me'yori bilan badan tarbiya qilgan odamga dard yaqin yo'lamaydi. To'g'rimi doktorlar? Me'yorida, o'zini o'ndida jismoniy mashqlar bilan shug'ullangan odamga dard yaqin yo'lamaydi. Masalan, shu yugurishlik bilan, terlashlik bilan, jismoniy harakatlar bilan juda ko'p kasallarni oldi olinadi. Yana aytar edim. Badan tarbiya bilan mashg'ul bo'linsa, hech qanday dori darmonga zarurat qolmaydi. Buning uchun muayyan bir tartibga rioya qilishlik ham shart. Endi sport ekan deb turib bir yo'li o'lib olmasin. Mana shu sport bilan doimiy shug'ullanayotgan bir jamoa akalarimiz bor, yoshi 50 ustida. Shulardan bittasi 20 ming so'mli ukol olardi ekan. Bir yil, bir yarim yil shu tinrobga kelib shug'ullanib yurib, shu dorilarni olmay qo'yibdi. Tushuninglar, 20 ming so'mli ukol bilan yurar ekan, shuni qilmasa bo'lmaydi bir yilga. Tushuninglar akalar, sportga qaytish kerak. Bu haligi yoshlar qiladigan ish emas. Bu har bitta musulmon qilish kerak bo'lgan narsa. Bolalarni tarbiya qilaman demanglar, ular baribir sizlarga o'xshagan bo'ladi. Shuning uchun o'zingizlarni tarbiya qilinglar deyapti hakim. Bolangni tarbiya qilaman dema, baribir senga o'xshagan bo'ladi. Sen o'zingni tarbiya qil. Shunda bolangni tarbiya qilgan bo'lasan. Balam, bu sigaret yomon narsa. Uni chekmagin. Deb tursa. Sport bilan shug'ullanishlik kerak desa-yu, chiqib o'zi bir to'rt qadam yugurib qo'ya olmasa. Mana shu sport bilan shug'ullanishlik, birodarlar, bir qandaydir kollektivga qo'shilib olishlik kerak. Chunki uyida begavoy daroshkasi bor odamlar eshitib turinglar. Olganinglarda uzog'i bir hafta yugurgansizlar.
Ya köprü mü? Hop, şuna kadar, bir katta deyelim. Bege o darışkanı palan pulge kızıkıp avagenlerine 99%'ını üyüde çen yuvası türüptü. Şu yapım doğru bozuk ol kötarı koyular. Üyüge turnu yıkıp o genler. Bir ayda neçime tasılasılar. Eğer siz işi bir sport bilen daimi şugulanadığınızda bir cemaage azabı olsaydınız, bir kalitifke, hayırlar ederek, ne kime yapsan? Kime senin 500 somç taraf dedi de, halimizden makladı, kısta vap getirdi. Torayt yapar mı? Hatta ayırmakalarımızı gördük, gardirobun almıştırışı doğru geldi. Çünkü şu kız semirip gitken, kimler öyle? Kim halige kestimini kiyse, hatta akasını kestimini kiyken de yok koyan. Şunlar akalar, sport bilen şugulanışlık, bizi hoşumuz, bizi imamızdaki ihtiyarımızdaki nesemez, biz vacib bu. Şunlar, siz özünüzge sağlığınız gereği bulmasa, hatınızge gerek. Ballarınızge gereksiz, cemiyetge gereksiz. Şunlar şuna sana. Hani İbn Sina ayeti yaptı. Beden terbiyeni terk etken adam, aksarı harap buladı. Zira hareketsiz kalgen azaların kuvveti zayıflaşadı. Sürek, onge daim nagruşge gelip ezilip dursa, kuvvet olarken. Süvekke yük düştürse yine kuvvetli bularken. Bekarçilik ve Ayşe işret nafakat nadanlık alıp geledi. Aynı vakitte keserliknin tuğuluşuna ham sebep oladı. Demek İbn Sina bana şu cismani maşgulatlarına sportke cüdayım kattık itibar vergen. O kişinin işlerinden İbn Sina'nın bir keserlikini başka bir keserlikini çakırış yolu bulan davolash uslubi ham e'tiborga molik. Bitta kasaldan qutulish uchun ikkinchi kasalni yuqtirish kerak. Masalan, u tutqanoqni davolashda 4 kunlik istima bilan og'rishni foydali deb biladi. Tutqanoqni davolayotganda 4 kun istimaga kirsin der ekan. Chunki 4 kun istima bo'lganda, demak shu tutqanoqni nima qilar ekan? Yengib olar ekan. Endi qarab turing. Mana shu uslubni qo'llab avstriyalik psixiatr Wagner 1857-1940 yılda yaşayan şu üslubunu kolladı da zahım keserliğini neme bilen davaladı? Bezgek keserliğini yuqtirish bilen davaladı. 1927 yılda Nobel mükafatı gibi oldu. Bizi babamız kiltirip koygen üslub bilen bir keserli davalışı için başka keserliğini yuqtirdi, Nobel mükafatı gibi oldu. Mana shuncha ilmlardan xabardor bo'lgan, lekin asosiy ishi tabobat bo'lgan. U kishi o'zini asrini birinchi raqamli tabibi bo'lgan edi. Birinchi raqamli tabibi. U kishining kitoblari boshqa tillarga tarjima qilinganidan keyin 400 yilgacha yer yuzidagi birinchi tabib o'rnida turdi. Musulmon La ilahe illallah Muhammed Rasulullah degen, Qur'onni 10 yoshigacha yodlagan, 5 mahal namoz o'qigan, roza tutgan, zikir aytgan sünnetlerle amal kıyan adam, alım 400 yıl geçe yeryüzünün en birinci rakamlı tabibi bulduruptu. Buradalar din tos muydu? Din rövajlantıradı ilimdi. Din ilimge türküydü adamlardı. Dini bilimde okusayım, oğlum tohtap kalırsan, ona kadar yapı yok. Eğer dini bilimde okutturup, dünya bilimde intilmeyken bu siz dini bilimde düşünmezsiniz siz. Siz öz yüzge kereye bakan, farzı ayın bakan ilimde örgendiniz. Yani koyanı farzı kifaya dini ilimde. Bir taife adamlar kat dini ilimde çukurlar bile çukurlansa koyanlardan sakit yeni çıkayım. Dünya ilmi gen öteyim. Eğer kol izden kese. İbn Sina'nın en meşhur kitabı Al-Kanun. Ve İmam Razi'nin bana şu en meşhur kitabı Al-Mansuri Fittib. Bana şu ikili kitabı 17. asır geçe Avrupa'nın en katta camiyelerde okutuladıkken asasi kitap bu genedir. Biz hazır kimlerle müracaat kılı yapmış? Palançı'nın kitabı, Pökünçü'nün kitabı deyip Garp'da alıyor bizde. Lekin onlar buradalar 17. asır geçe bizi babak olanlarımızın kitabını özlerine asasi membe deyip bilgen. Himiye sahasından bu kişi izlenişleri alıp bargen. Özünü has laboratoriyası bu genedir. Cüda köp ilmi tecrübelerini ötküzeredir. İbn Sina yani talim terbiye ilmede hem alımlardan edir. O kişinin As-Siyasa'da namlanan kitabı var. Bana şu bir insan terbiyesi, farzantlarda terbiyesi ge, Allah'ı da bana şu tohtalı bütkün şu kitabı da. İbn Sina'nın fikriye göre, balanın terbiyesi onu hayatını evvel edilip olup ki en tohtap kaladığı narsa mesele. İbn Sina'da nazarında terbiye, bala tuğulgandan başlayıp, cemiyetki kirgün geçe bugün davırda devam ettiği işidir. Yani,
alohida aytadigan gapi tarbiyada. Bolani maktabga borishdan avvalgi davrida ruhiy va zihniy tomoniga ko'proq e'tibor berishlik kerak edi. Mana shu davrda bolani shaxsiyati shakllanadi. Birodarlar, 7 yoshargacha dunyoqarash shakllanadi. 7 yoshargacha oq qora ajratadi. 7 yoshargacha yaxshi yoki yomon odatlarni o'ziga yuqtiradi. Shuning uchun 7 yoshargacha poshshodaqa muomala qildigan biz ota-bobolarimiz. Endi ilm o'qitishlik, ta'lim masalasida esa Ibn Sino'ning fikri hammaga bir qolipdagi shablon uslubida dars berishlikni to'g'ri deb bilmas edi. Balki har birta bolani iqtidori, qobiliyati va nimaga moyilligiga qarab turib alohida unga ta'lim berishlik kerak edi. Ya'ni tilga qiziqadigan bo'lsa, ko'proq urg'u tilga berilsin. Matematikaga iqtidori bo'lsa, ukron qayqa bo'lsin, matematikaga bo'lsin. O'quvchiga mukofot va jazo uslubini ham u kishi qo'llashni kerak deradi. Endi jazo deganda u biretini sindirib yuborish, jonini achitish, hali achchig'ingizni unga chiqarib olish emas. Qilgan xatosini tushuntirib qo'yishlik. Agar xato qilgan bo'lsa, undan domla yuz o'girib olishi, gapirmay qo'yishi, o'zidan nari qilishi, ogohlantirishi, shunda ham bo'lmasa bir yengiroq nima qilishi, kaltaylashligini Ibn Sino kerak degan ekan. Maqsad jonini ortib sindirib qiynash emas, xato qilganligini muloyimlik bilan nima qilish, tushuntirishlik. Ibn Sino, Alloh shuni rahmat qilsin, yashagan davri siyosiy barqarorsizlar davri edi. Inqiloblar, qo'zg'olonlar, urushlar, ammo bu narsalar Ibn Sinoni o'zini ilmiy faoliyatini yuritishdan to'xtatib qo'ygani yo'q. 450 ta yaqin kitob yozgan. 60 kirmagan odam. Shundan 274 tasi bizning davrimizgacha yetib kelgan. Bulardan 80 tasi falsafaga tegishli bo'lgan, 40 tadan ko'prog'i tabobatga oid bo'lgan. Yana undan tashqari u kishining yozgan kitoblari qaysi fanlar bo'yicha edi? Mantiq, psixologiya, tibbiyot, astronomiya, matematika, musiqa, kimyo, axloq, adabiyot va tilshunoslik. O'zi bitta universitet o'gan ekanmi? Mash ilmlarda bittasi bitta fakultet, bilasizmi? Filosofiya fakulteti deydi, tibbiyot fakulteti deydi, matematika fakulteti deydi, ximiya fakulteti deydi. Qarang-da, bu odam o'zi bitta universitet bo'lgan. Yana 60 ga kirmagan bu kishi vafot etgan edi. U kishini falsafasi haqida so'z aytadigan bo'lsak, bu juda ham darsimiz cho'zilib ketadi. Mana u kishini ayrim hikmatlarini o'qib beraman. Hikmatlari. Hikmat nima? Kishi o'qib o'rganib, yillar davomida to'plagan aqliy boyligi. Mana hozir eshitdik, Ibn Sino'ni mana shu to'plagan boyligi bizga ikki qator, uch qator so'zda namoyon bo'ladi. U kishi aytardi. Ilm narsalarni inson aqli yordami bilan o'rganishlikdir. Yana aytardi. Kundalik rizq haqida ko'p qayg'uraverma. Shu bilan mol orttiraman deb o'zingni qiynaverma. Chunki har kim o'zining nasibasidan ortiq bir dona ham don yeyolmaydi. Moli dunyoing seni aldamasin. Chunki asragan moli dunyoing boshqalarniki bo'ladi. Ularni sarf eta olsang, o'sha seniki bo'ladi. Ishlatmading, to'plab qo'yib ketdingmi, boshqalarga o'tdi. Kishi uchun eng foydali, dilni yorituvchi narsa qanoatdir. Eng zararli, nafratli narsa hirs va g'azabdir. Boshqalarda ko'rganini juda qattiq istamasliging ham qanoat hisoblanadi. Ya'ni kuningga rozi bo'lish deganida bu-chi. Ey xoyu havasga berilgan nafs. Ey xoyu havasga berilgan nafs, tez bo'l. Chunki sen bir nafasning himoyasidadirsan. Nima degani? Seni ushlab turgan narsa bitta nafas. Kirdi, chiqmay qoldi, tugading. Chiqdi, kirmay qoldi, tugading. Sen o'zi bitta nafasning hukmida turibsan. Tezroq bo'l, ya'ni savobli ishlarni qilishlikka. U kishining bir ajib so'zlaridan men ko'p joylarni kezdim va olam ahvoliga qaradim. Unda hayronlik kaftini iyagiga tirovchi yoki pushaymonlik barmog'ini tishlab turuvchidan boshqani ko'rmadim. Odamlar shu ikkitadan bittasi ekan. Yo hayotning ishiga hayron lob bo'lib turganlar, yoki o'tkazgan kuniga pushaymonga barmog'ini tishlab turganlar. Jur'at degan narsani o'rganaylik.
cüret. Korkmayalık, bir nesane kılıçlık ya, hesap kitap kıldı, yaraşot kıldı, tevekkel kılıp kiriş var oraylık. Yetti oyla bir kez değil de, bizde şu 77 metre ölçü yaptırıp bir metre kes milyon yapıp yetken adamlar. Yetti ölçü bir kesiş gerek. Ölçü açıda maksat ne miydi? Kesişi de. Karin, adamlarının batırı gelecekteki işlerden korkmuyordu. Adamlarının batırı gelecekteki işlerden korkmuyordu. Kemalat hasıl kılıçtan çetlengen kişi adamlarının en korkağıdır. Biznes kılı yapız, sportla şugunan yapız, ilim gekirişi yapız, ne kadar kılı yapız. Şunda ikileniş payda buladı. Bular mıkin? Kana bularken? Kadan basıp göreyim de. Siz sababını kılıp Allah'a tavakkal edip kadan basayım da Allah şuna kadar iktidarınızı açıp koyadı. O iktidar kaçan açıladı bilesin mi? Bu çöke takılganızda. Adamlarının batırı gelecekteki işlerden korkmuyordu. Kemalat hasıl kılıçtan çetlengen kişi adamlarının en korkağı. Felak cüft sokkaya okşaydı. Alam onun tahtasıga. Acel oynaydı, bizler danayı ham. Her kim hadiselerden ibret alabilse, yani başını ötküzgen günlerden tecrübe çıkarıştı, hulasa çıkarıştı bilse, avval gelerde tecrübesinden faydalanıştı bilse, her kim hadiselerden ibret alabilse, başı kattık atke okşagen bu felek, onge boyunsuna verirdi. Haya, insanın ebedi güzelliği ve latafatıdır. Hayasız yüz, cansız ceset ki okşaydı. Nere buradalar? Ayrım hikmetlerinde okuduk. Mana çünkü ilimlerde alimlik derecesi yetken, 400-500 yıl tababat ilmini sultanı bulupturgen İbn Sina'nı, hayatı küzetçileri, o kişinin tecrübeleri, hikmetleri. İbn Sina, yaşı 60'ya kadar yakınlaşırken, gayreti, şecaatı sönüp koyanı yok. Ömrü devamında toplayan ilmini, ümmetke, halka yetkinçliği de, o kişi hareketten toktap kalmadı. Ama ömrünün ahliye bağlayanı buradalar, o kişi gibi dert yetti. Dert yetti, dert ağır buldu. Bir hafta yakışı buluyordu, bir hafta kesel oladı. Bir hafta yakışı buluyordu, bir hafta kesel oladı. Hullas özünü davalı şekil işte. Doğruları köp istemal kıldı ama fayda kımekkeni yine gördü de derdini, davalıştan ümidini üzdü. O kişinin etrafındaki tabibler gelip davalı mahçı buluşkeni de onları yakalıp durup tababatını men örgütken ben seler ya. Bu derdimi davayı yok dedi. Kim davalama yaptı özünü? Davalıcı özü dert verdi de. Yani onu da davası fakat acal. Keyin dedi. Kara tuprağı karıdan tartıp ta zuhal çokkısı geçe bulgen dünyanın hemme müşkül meselelerini hal kıldım. Men her kandayı makir ve hile tuzağıdan kutulup çıka aldım o ama ölüm tügününü geçe almadım. Şundan keyin usul kıldı. İstiğfar etti. Malını kembağalarına sadaka kıldı. Allah'tan savab ümidi de kuledeki kulunu, hizmetkar yigitini kulunu azat kıldı. Ve her üç günde Kur'an'da hatim kılışa girişti. Hayatını başı Kur'an bulan başından genedi buradarlar. Hayatını ahlime bulan tüge yaptı. Kur'an bulan tüge yaptı. Şimdi kılıp, tabiplerinin sultanı, en uluğ tabip, Ebu Ali bin Sina, özünü derdige, dava tapışlıkke imkanı bulmadı ve 428 yılda vefat etti. 980 yılda tuğulup miladi 1037 yılda vefat etti. Şüphe ettik şunu yaşı 57 ya ki 58 yetken idi. Bana buradalar, siz bilen biz atın ayette fahlanadigan, bütün yeryüzüge tababat ilmini örgütken 500 yıllab 600 yıllab yeryüzüdeki birinci rakamlı tabip obdurgan babamız Ebu Ali İbn Sina rahmatullahi aleyhi hakkında Allah bizge bildirgeni ve sizler yetkizgenge imkan topgenimiz bana şu oldu. Allah subhanahu ve ta'ala ibret alıştıydı ve ola iktidak alıştıydı hemimizge nasip etken olsun. Ekulu kavli hada ve astagfirullah aleyhi.